Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı TTYT Geometri Soru Bankası kitabında daha doğrusu birinci kitabında konu 8'in çözümlerine başlıyoruz. Bu konuda neler var? Bu konuda dikdörtgen ve kare var ve bu videoda ne yapacağız? Kazanım odaklı sorulardan birinci bölüm testini çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız dikdörtgende köşegen kullanımı. Köşegenler eşit uzunluktadır. Evet. Arkadaşlar dikdörtgen aynı zamanda paraya kenarın özel bir halidir. Paraya kenarda köşegenler birbirini ortalıyor değil mi? E o zaman şunu şöyle çizecek olursak. Bunlar birbirini ortaladıysa. Mesela şunlar birbirine eşitse. E burası da 90 olduğundan. Diğer köşegende çizildiğinde 90'dan çizilen kenar orta oldu. Muhteşem üçten burası da eşit oldu. E, bunlar da birbirini ortalıyor. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit oldu. Gerçekten de ne oldu? Şu 3 tane parça 4 tane parça birbirine eşit oldu. Yani bu köşegenle bu köşegen eşit oldu. Ve köşegenlerin kesim noktasından köşeleri olan uzunluklarda ne oldu? Birbirine eşit olmuş oldu. Evet gerçekten de köşegenler eşit ve bununla ilgili örnek soru var. Çözümü de güzel bir şekilde anlatılmış. Yaparsınız. Biz şimdi sorulara başlayalım isterseniz. Evet birinci soruda arkadaşım şöyle şeyler verilmiş. Köşegenler neydi? Birbirini ortalıyordu. Hatta burası çift çizgiyken. Hocam burası da çift çizgi. Burası da burası da. E ikiz kenar var burada. 70 ise o zaman burası da 40 değil midir? Çünkü 70 ise burası da 70. 70, 70, 140'tan buraya 40 kaldı. İkiz kenardan dolayı e o zaman burada kaçı da 40 derecedir. E burası 40 İki iç açın toplam bir dış açıdan burası da 30 derece olur. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle Cehan oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Evet köşegenler çift çizgi verilmiş. Burası eşit burası eşit. Hatta burası da burası da eşit oldu. E burada ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60. Hocam tamamı 90 buraya 30 kaldı. X kenarlıktan dolayı burası da 30 derece oldu mu? Oldu. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 3'e. ABC'de dikdörtgen AC ve BD köşegen ve bakalım şimdi bunlara. Madem köşegen şunlar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Yazalım şöyle. Evet. A burada şey çıktı. Hocam şöyle bir orta ortaban çıktı. Bu ortabandan dolayı şunlar birbirine eşit ya. Ortaban x artı 3 ise o zaman burası ne olacak? 2x artı 6 mı olacak? Evet. Hocam burası x ise şurada da bir ortaban çıktı. Bak dikkat et. Çünkü şunlar birbirine eşit. Şurası da 90 ise x ise burası nedir? 2x. Şimdi bize çevreden bahsetmiş. 2x x artı 6. E burası da 2x. E burası da 2x artı 6 mı? Evet. 2, 4, 6, 8 tane x var. 8x artı 2 tane de 6 var. 12 eşittir. 68 verilmiş. Buradan 8x kaç çıkıyor? 56 çıkıyor. E, o zaman ikisi de böylelikle 7 buluruz. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı edremit oldu. Geldik 4. soruya. Hocam bunlar nedir? Birbirine eşittir. Eşit eşit eşit. Hatta burası da eşit olacak. Bak burada. Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Ne var burada? İkiz kenar. Şununla şu birbirine eşittir. Aha. Çift çizgi çift çizgi çift çizgi. Yani burada bir eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 hatta bunlar da 30 30 oldu. DB'yi kaç vermiş bize? DB'yi 40 vermiş. O zaman burası 20 burası da 20. Bizden DF isteniyor. DF. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı kaçtır? 10'dur. 30'un karşısı 10 60'ın karşısı da 10 köküş değil midir? Evet. Dolayısıyla 4. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik 5. soruya. Şimdi köşegenler birbirine eşit. 6 burası da 6, burası da 6. E burası da 6 olacak. Eyvallah. E, ben buraya açıları vermiş açılara bir dalayım. Alfa alfa dersem. E alfa tamamı 90. Şuraya beta diyecek olursam yani alfa artı beta 90 derece. Aa hocam şurası da bak alfa artı beta oldu. Hop o zaman şu dik üçgene üç dikkat edecek olursak. Hocam burada açı 90 derece oldu. Burası 5 burası da 12. 5, 12, ne üçgeni? 13 üçgeninden. Cevabımız A seçeneği oldu böylelikle. 5. Soruyu A bulduk, geldik 6 soruya. Kısa kenarı 2kök3 ve 2kök3 santimetre olan dikdörtgen içinde bir kaşe mavi mürekkebe batırılıp bir kağıda basıldıktan sonra kırmızı mürekkebe de batırılıp aynı kağıdın üzerine basıldığında şekildeki görüntü elde ediliyor. Ha, bir böyle basılmış mavi mürekkepte, sonra kırmızıyla bu. Yani şu baskı aletiyle yapılmış ya. Yani şunu da yapılmış ya. Kaşeyle yapılmış. O zaman bu dikdörtgenle bu dikdörtgen aynı dikdörtgen değil midir? Evet eş dikdörtgen. O zaman bunun kısa kenarı iki kök üçgen. Burada kısa kenarda yine iki kök müdür? Evet. Sonra a bak dikkat et bu tam böyle köşegen olarak gitmiş böyle. Hmm. İki kök üç burası tamam. Kırmızı dikdörtgenin bir köşesi mavi dikdörtgenin köşegenin orta noktası üzerinde olduğuna göre. Arkadaşlar tam da burası orta noktası üzerine gelmiş köşegenin. Bak öyle diyor. Kırmızı dikdörtgenin bir köşesi mavi dikdörtgenin köşegeninin orta noktası üzerinde olduğuna göre mavi dikdörtgenin uzun kenarının kırmızı dikdörtgen dışında kalan kısmını ifade eden x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi tam burası köşegenin orta noktasıysa ise iki köküse, burası da iki kök değil midir? Evet. Hocam burası 2 kök E burası da 2 kök Bak burada ne çıktı? 30-60-90 üçgen. Çünkü 90'ın karşısı 4 kök Hangi açının karşısı 2 kök 30'un. 30, 60, 90 üçgeni çıktı. Hatta burası da 30 çıktı. 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı 2 kök üçün kök üç katından dolayı 6 olur burası. Hocam burada da bir 90 var. 30, 90 bak burası da 60. 60'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali 2'dir. 90'ın karşısı da 30'un karşısındaki 2 katıdır 4'tür. E yukarısı 6'ydı aşağısı da 6 olacak. 4 artı x eşittir 6 olduğundan x'i de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru bu? 6. sorunun cevabı böylelikle akçay çıktı arkadaşım. Yeldik 7 soruya. Şimdi bize 7 vermiş. Nereye 7 vermiş? DG'ye 7 vermiş. Evet gençler. Şurası 7. Şurası 7. Şurası X ve burası da 11 verilmiş. Bir de AC ile BE birbirine eşit verilmiş. Hmm. Bak dikkat. AC ile BE birbirine eşit verilmiş. Köşegenle alakası yerde bir eşitlik var. O zaman ne yapalım? Diğer köşegeni de biz çizelim hocam. Diğer köşegeni de biz çizecek olursak. Köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet. Bak köşegenlerin eşitliğini yazınca. A hocam şununla şu eşitle alakası da ama diğer köşegeni çizince şununla şu eşit mi oldu? Evet. Yani bir burada bir ikiz kenar çıktı. Yani şu üçgen bir ikiz kenar üçgen oldu. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmez mi? Böler. Yani burası 11 ise burası da 11'dir. 7 artı x eşittir 11 ise x de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Ve böylelikle 1. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 2. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.